Nazar burada, Aykut burada, Sinan Bey de burada, az önce söyledim. Sinan Bey, Sultan nerede? Sultan, dünkü Nazar'ın söylediği sözden dolayı dışarıda bir tartışma oldu, bıraktı gitti. Dün yayından sonra? Aynen. Bayağı aynen, tartıştınız. Aynen, evet. Evde de sürdü mü o tartışma? Peki siz evde mesela neyi tartışıyorsunuz, nedir? Bizim normalde Sultan'la bir tartışmamız yok. Evet. Yani tartışmamız bunlardan kaynaklanan bir şey. Bizim yoksa Sultan'la bir şeyimiz yok. Dünkü konuştuğu kelimeye kızdı. Hatta ben arkasına gittim, yetişemedim. Nereye gittiğini de şey yapmadım. Bilmiyorum ne olacak. Yani bunların mutluluğu bizim mutsuzluğumuz. Enişte, Sultan nerede? Hı? Enişteciğim. İşte bak Seda abla, halen enişte diyor. Yani bana baba demeye dili dönmüyor. Şimdi ben arkanızdayım diyorum ya, bu enişte kelimesini kullandığı zaman, baba hiç demedi zaten de, enişte kelimesini kullanmadığı zaman ben geriliyorum. Yani geri çekilmek istiyorum. Zaten bir şey söyleyeceğim, artık senin enişten değil, kayınpederin ya. Nazar, bir adım atman lazım. Adam senin kayınpederin. Yani işte ona şey yapmıyor yani, bilmiyorum, herhalde baba yerine koymak istemiyor. Hep enişteyle geliyor bana. Hep duydum kelime de enişte, enişte. Ben onlar için gittim kayınbabamın yanına, elini öptüm ve tepkisi de çok yüksek oldu bana. Evet. Ben de orada kırıldım da, üzüldüm de yani. Yayında da belli zaten gördüğünüz gibi. Evet, evet, evet. Ben bunlar için gidiyorum. Bunlar halen bana enişte diyor. Yani baba demeyi istemiyor. Zaten bu saatten sonra da olmaz. Baba demez zaten. Dediremem ben ona da. Yani bunların saygısızlığı benim evimi çok kötü sarstı. Evini mi yaktı? Nerede Sultan? Yıkmadı, yıkamazsınız nerede da. Nerede Sultan? Hayır, göremedim. Mi? Nerede Sultan? İşte senin yüzünden. Nerede? Bilmiyorum nerede olduğunu. Enişte nereye kaçırdın kızı? Babasının yanına mı gitti yoksa? Evet, evet. Ha? Babasının yanına gitti. Babasının yanına mı gitti? Sahip çıkamadın bak. Doğru. Ben boşuna gitmişim. Kocaman dağlar gibi sevgim var diyordun. Nerede? Var yine. Yine ha, var. Nerede? Göremedim. Göremezsin işte. Göremedim ha. Arkamda da yok. Benim nerede? Eşim senin ablan, ablan. Bırak kaynanan da ablan. Ablalık yaptı mı da ablam? Senin hocam? Kendi ailene saygın, sevgin yok ki bana olsun. Zaten ben de onu öğrenmiş oldum. Ben kişiye göre saygı gösteriyorum. Buradaki herkes senin için kişi yok ki beni görmüştür senin dışarıda. Senin için kişi yok. Şurada burada adamına göre muamele Nazar, yapıyorum. Nazar, karşımda kayınpederin ya. Kişiye göre diyorsun. Senin bildiğin da adam nasıl bir adam? Söyle bakayım, ben o şekilde gireyim. Abla ben ilk bana karşımdaki bir adım atacak, ben ona göre. Hani bir büyük sana böyle bakıp sana böyle muşmula muşmula durursa kimse ona yani... Aa, enişte yanındaki oturan gibisin. Saygısız yani deyince diz boyu. Saygısızlık deyince diz boyu. Burada hak veriyorum sana. Evet yani. Burada hak veriyorum. Benim oğlum da zaten, oğlum ben zaten senin arkandayım. O olsa da arkandayım, olmasa da arkandayım. Arkasındasın da ne yapıyorsun, şey ne yapıyorsun? Yani. Hani tamam baba, arkamda. Ne yapacağım, bırakacağım. Ya, yapacağım abla, ne? Abla bu değil ki. Tamam yapayım, abla şimdi hiç... kayınpederin yanına gitmiş, tamam evet. Olmamış da yani bu illa yine bizi dışlayacak anlamına gelmiyor ki. Sen yine babalığını yap. Ya oğlum ben babalık yapayım da... Tamam yap babalığını. O zaman ben babalık yapayım, siz saygısızlık yapın. Ya baba bak, ben savunamıyorum. Şey. Eşime seni savunamıyorum ya. Ne diyeyim savunacaksın zaten? Eşinin saygısı yok ki bana savunasın. Ben ya, ne diyeyim savunacaksın? Niye saygı göstermiyorsun? Sen niye baba sana diyorsun o zaman? Heh. Ya sen bana gösterdiğin babalık şimdi de göstermen lazım. Ben evlendikten sonra senin nasıl babalık, babalık vasfın bitti. Nasıl bir onu söyleyin de ben onu göstereyim size. Ya nasıl... Baba ben eşime ne diyeyim şimdi? Ne babalık yaptı diyecek. Ne diyecek? Babama bir bilezik mi taktı diyecek. Cebine bir harçlık mı koydu? Bir kere kızım diye, gelinim diye sevdi mi diyecek. Ben senin yanına getirdim. Aynı Sultan abla bugün yaptığı gibi bizi evden kovdu. Şimdi de bizim yüzümüzden kendisi çekti gitti. Yani bu senaryoyu oğlum, da ben sizin, daha önce yaşadım yani. Sizin konuşmalarınız zaten bizi rahatsız ediyor. Siz birbirinizi dinlemiyorsunuz. Biz birbirimizi dinliyoruz zaten. Veyahut da söz geçiremiyorsun. Baba niye söz geçirelim? Biz size söz geçiremiyoruz ya. O hayır, sen... bir dakika. Sinan Bey şurada haklı. Siz birbirinizle bir baş başa kaldığınızda... Aykut'cum sen hiç Nazar'a demiyor musun? Şu enişteden çık babama yani daha abla, saygılı ol. Tamam diyorum, söylüyorum da işte o da diyor ki babalık göremiyorum ki diyor. Sana göstermiyor ki. Ne yapsın adam, kalktı babana gitti. Babasına gitti, Sultan'la Nazar'ın babasına gitti. Neler tamam, yaptı adamcağız? Tamam gitti adamcağız? Abla da hani diyorum ki sadece oraya gitmekle olmuyor. Ne tamam. Yapsın? Hasan Bey kabul etmediyse sen yine bizim arkamızda dur. Ben ama bu sefer senin eşin de izin vermiyor. E kayınpederin de izin vermiyor. Oğlum eşine... Sen onların tarafında oluyorsun. Aynı, eniştesine de aynı. Ablasına da aynı, eniştesine de aynı. Mecburiyetten aynı işte. Bak istemiyor diyor. Neyin mecburiyeti bu? Baba niye istemiyorlar bizi? Senin eşin niye istemiyor bizi mesela?
İşte saygısızlığından dolayı işte bir. Saygısızlıktan değil, babası öyle istiyor diye. O zaman kendi babasını ikna etsin. Gücü getirse etsin. Ya baba. Babamı doldur, doldur, doldur ondan sonra ikna et. Sonra da diyor ki ben senin arkanda. Öyle iş yok. Sen oradan gittin her şeyi, herkesi kendi tarafına çektin. Şu şöyledir, bu şöyledir. Şimdi de diyorsun ki arkanda. Arkanda da ne yapıyorsun? Hani arkamızda ne yapıyorsun? Arkama bakıyorum yoksun. Ben kimi karşımdasın hala. Kendi tarafına. Hala karşımdasın. Kimi çekmişsin kendi tarafıma? Babam gelip babamın aklını çeren sendin. Babamı bu duruma getiren sendin. Ben nasıl bir adam mısın bilmiyorum ki arkadaş ya. Ben nasıl bir adam olduğumu söylemiştim yayında da tekrardan dile getirmeyeceğim. Siz valla beddua da etmek istemiyorum da benimki tutar bak. Tutar tutar benimki sakın tutar. Etme Sinan Bey. At sen ben tutuyorum at. Benimki tutar. Yok yok etmesin evladına beddua etmesin. Efendim Ayşe. Şimdi Sinan Bey. Tamam arkasında durdunuz. O gün sizi tebrik ettik falan. Acaba siz biraz daha birkaç adım atıp hani dedi ya iki bilezik alıp Nazar'ın koluna taksanız kızım gelinim diye siz elinizi öptürseniz o zaman ne olur? Yine aynı davranırlar mı acaba? Oraya gitmeniz göstermelik miydi yoksa? Nereye? Hasan Baba'ya gitmeniz. Ne için göstermelik olsun abla orada? Ya tamam işte. Adamın bana davranışını gördünüz. Nasıl göstermelik dinle, olacak? Dinle cevabını dinle. Aykut diyor ki devam et arkamızda durmana. Abla ben de arkalarında duruyorum da. Böyle saygısızlık olduğu zaman ben bilezikle taksam buraya kadar bilezikle taksam bu saygısızlık böyle gidecek diyorum ben. Herhalde burayı anlatamam. İşte öyle gitmeyecek baba. Gidecek. Sen bak benim elime bir somut bir şey verdiğin zaman ben zaten eşimi susturabileceğim. İki senedir ki evliyiz diyorsunuz bak. Evet. İki senedir ki evliyiz. Halen bana enişte diyor. Bak halen bana enişte diyor. Baba ne zaman... Sen bileziği takarsan... Hayır bak kayınpederlikten ne zaman çıktın biliyor musun? Eşinle birlik olup evden kovduğun gün sen kayınpederlikten çıktın. Ben sizi kovmadım evden. Ablası kovdu. İkiniz bir kovdunuz. Ben ne dedim? Kovacağım tabii benden yaşayacak değilsin. Git evini tut evin yolunu bil, barkını bil dedim. Ben seni bu şekilde kovdum. Çık evimden git demedim ben sana. Ben zaten evi ayıracaktım. Ben sizinle yaşamaya çok şey değildim ki. Ben 40 gün raporlu evde yattım. Niye sizin yanınızda kaldım? Bir elimi toparlayın çalışıyorum abla de hani... Ev kiralayana kadar idare edin diye. Bir ay dayanamadınız bana. Evet sen kolu kesildiğinde ben senin yanına bil. Gelmedin ki. Niye gelmedim? Onun yüzünden gelmedim işte. Gelemezsin ki. Evet. İşte niye gelemezsin, baba niye yani? Ama niye gelemez? Bak niye bir kere bir dakika. Sana taş atana sen ekmekle vur diye bir deyim var. Atasözü var anladın mı? Vuruyorum, bir kere saygısızlık yapar, iki kere yapar. Sen bir kere saçını okşasaydın. Ben onun senden evlenmeden önce çok saçını okşadım. Kızım gibi seviyordum diyorum. Daha ne diyeyim ben ona oğlum? Babacım diyorsun. Evlendikten sonra mı ben bu kadar kötü oldum yani? Evet. Eskiden çok iyiydiniz. Evet. Nazar da anlattı. Eskiden beni o zaman eniştesiydim ben. İşte o zaman herkesin garezi bana abla. Ben ne diyeyim yani buradan ben bunu çıkarıyorum. Sana niye garez olsun? Kaçtığımızda parmağıma bir yüzük mü aldın he? Ben evden kaçarken 2000 lira aldım yanıma. Yüzüğü kendim aldım kendim. Kendim aldım parmağıma da. Sonradan siz bizi evden kovdunuz. Hani biz yüzüğü sattık nerede, da kirayı ödedik. Neredeydin? Nerede o zaman neredeydin? Neredeydin? Sattık ya. Enişte. 2000 liraya kirayı ödedin. Güzel. Zaten kira ne kadardı? 1700'cü. Ben de senin yüzünden eğer ona kalırsan oraları yıktık da buralara geldik. Bir şeyler sahip olalım diye İzmir'e gittik. İki dağım evimi yıktım. Ben de ortada kaldım bak. Benim sen 3 lira kira veriyorsun ben 7 lira kira veriyorum. Bu nasıl olacak? O kadar tamam biz o zaman adam olaydınız da birine de siz gelip oturaydınız. Evi yıktın da oğluna mı para verdin sanki? Al oğlum. Hani benim mirasımdır sonuçta veya hani bu babadan oğula veya babadan kıza kalan paradır. Al oğlum bu da senin olsun dedin ki demedik. Benim oğlum beni saymıyorsaydı sen sayardın. Diyedin ki Aykut evi yıktım ya. O zaman ben gözünle yoktum, de biz otururduk yok, diyelim. O zaman ben var edin var baldızı mıydın o zaman? Nerede baldızı mıydın? Konuşuyordun onunla. Babası düşünmedikten sonra baldızı mı diyecek enişte? Oğluna para ver diye ben mi diyeceğim? Oğluna para ver demeyeceksin. Konuşuyordun siz onunla. Konuşmuyorduk Aykut bunun niyeti böyle. Hayır o zamanlar konuşmuyorduk. Gelmek, evi yıktırmayalım da. O zamanlar konuşmuyorduk. Da, evin birinde de biz otururduk diyeydin ona. Deget ya. Öyle bir şey yoktu baba. Boşa şey yapma. Doğru söylüyorsun. Yalan doğru. Konuşma. Vallahi, ay, vallahi yalan konuşma. Varken var ya sizin arkanızda da durma. O Hasan Baba var ya çok doğru söylüyor aslında. Daha gelininin parmağına bir tane yüzlük takamadın altın yapacakmış. Nerede? Ben seni zaten nerede gelin olarak görmüyorum. Arkanızdan değil mi? Gelin olarak ancak görmüyorum. İstediği için yaparsın. Gelin sen. Olarak görmüyorum. Ben sana de yüzük değil, yüzük değil. O parmağın ölçüsünü almak için ip bile vermem. İp. Ne? Abla ama yok aması ne ya? Siz, hayret bir şey ya. Taş yeter artık ya.
Bir gün taşın altında bırakacaklar. Zaten ben de gözüm onlarda yok demedim. Ama bir baktım hani baba diyor ya. Babaysan hadi görmek istiyorum kayınpederimden bunu. Neyi? Yüzüğü mü? Altın, bilezik, yüzük, küpe, zincir. Dur. Görmek istiyorum. Efendim Şükran. O zaman daha saygılı olacak. Sinan Bey, bu zamana kadar zaten sahip çıkmamışsınız. Onlar zaten bir şey istemiyorlar ki. Ne istemiyorlar? İstiyor işte Nazar. Ama Nazar buraya geldiğinden beri Seda Hanımcığım ben dedi altın, mal, mülk hiçbir şey Aykut'tan öyle demedi mi? Evet, İstemiyorum öyle. Dedi. Şu an istiyor ama saydı bak hepsini istiyor. Ama şu anda isteyebilir de ondan öncesi var. Onlara sahip çıkmamış şimdiye kadar sadece zaten onlar yapabilecek durumdalar. Evlenmişler. Arkasında durun. Hani bizim arkamızda durun diyor. Hasan Bey ben anlamıyorum. Evlenmiş şimdi ısrarla... Gel buraya, gel buraya. Ne yapmaya çağırıyor? Bir veteresinde dedi ki, ben dedi şunu, şunu, şunu istiyorum. Aykut dedi, bunları yaparsan olur dedi. Şimdi neden böyle bir şeyi kabul etmiyor Hasan Bey? Öyle demedi mi Aykut? Yapacağımı anlamıştır abla, ondan kabul etmiyordur. Sinan Bey gidince yapacağını anladı. Evet. O yüzden belki istemiyor olabilir. Zaten evliler yani, bir şey istemiyorlar ki. Arkalarında durun yeter. Nasıl arkasında durayım abla? Adam istemiyor diyorum, istemiyor. Ne yaparsanız yapın alıp getireceğim diyor onu. Yani ben buradan bu iş bittikten sonra düğünü de burada yapsam çıksam, o konularda bilezliği taksam öyle yüküyle gidecek bu. Bu bitecek yani. Ya o zaman ben seni savunabileceğim baba. Ya vallahi ben ya para pul istemiyorum. Ben zaten 2 sene ya kışın doğalgaz yakmamışım faturayı ödemiyorum diye. O günleri geçmişiz yanımda hiç şikayet etmemiş bir şey yapmamış. Ben bu saatten sonra altını ne yapayım parayı ne yapayım? O kötü günleri geçirmişiz tamam, biz zaten. Tamam gidin kayınbabanızın şeyini alın siz rızasını. Ben de ne gerekiyorsa onu yapayım. Kayınbabanızın rızasını alın. Tamam babamın şartlarını kabul edeceksin mi? Babanın şartları neymiş? Kızının şartlarını kabul ediyorum. Babanın şartını neye kabul edeceğimsin? Sen tamam, benim oğlumun şartını kabul edeceksin mi? Ben de nasıl olsa hiç evlilik yapmamışım. Sen oğlumun şartını kabul edeceksin mi? Hak ediyorum bu. Yani öyle şart mart yok. Gelinlik, ben babanın şartını kabul ediyorsan düğün, sen de benim şartımı kabul edeceksin. 3 gece düğün. Onu geçeceksin. Hayır, onu geç. Kaç gece? Yapacaksın 3 gün 3 gece. Bizim hayır, bir şeyden öyle. Şey, saraydan gelin çıkar diyorum. Olur. Tabii. He, saraydan gelin çıkar diyorum. Saraya o kadar insan saraydan mı gelin çıkartıyor? Benim gücümün yettiğini yaparım ben. Gücümün yettiği yere de yıkılmamış. Tamam, gücünün yettiğini istiyor zaten. Beraber yapalım yine. Ben sadece sana da yüklenmiyorum ama bir adını koyalım artık. Bir kayınpeder olduğunu bir tamam, kanıtlayalım. Işte, gidin. Gönül rızasını al. Ya baba ona ihtiyacımız yok. La oğlum ayırır diyorum ben, sen anlamıyor musun beni ya? Ayırırım diyor, ayırırım. Ne yaparsan yap alırım diyor. Ya nasıl ayırıyor baba, ben imzayı atmışım. Ben zaten resmi olarak evliyim. Kim adamın bir bildiği ya? Var. İstediği kadar biliyorsun. Kimse öyle kimseye diyor, ayıramaz. Diyor tabii canım. Nerede o görüntüleri? Hasan Bey'in bırak gel dediği. Verin, sesli verin. Valla kimse kimseyi ayıramaz. Ben abla ayırır. O adam kafasına koyduğu zaman ayırır. Bir çekirdekle ayırır. Bir adını imam edeyim. Ben ona defalarca söyledim. Aç aç. Bugün çıkmış yanıma gelmiş. Ben ona 2 yıl öncesine söylemiş. 2 yıl öncesine aklı neredeydi şimdi gelmiş de benden özür diliyor. Daha o kızım buraya geldi mi daha geri dönüşü yok. Ben göndermem. Git başka yerde kısmetin ara. Ben sana kız vermem. Bir evdeki kız nasıl veriliyormuş? Hangi yazıyor? Sizin yüzünüzden dosta düşmene rezil oldum be. Kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Sizde utanma alanı yok mu lan? Baba işte kabul etsen sevinle. Bırak diyorsan bırak. Yok abla. Ya ne anlamaz bir insanmışsınız siz ya. Neden yolunuz yoluma çattı? Derhal buraya geleceksin Nazar. Abla, beni fazla sinirlendirme. İhanetin bedelini ödeyecekler. Derhal geliyorum buraya. Şimdi şu görüntüye... Yorum yapmak istiyorum Gürsel'im, heh verirsen. Şimdi anlamadığımız bir şey daha var. Sinan Bey'le Hasan Bey'e şöyle hak veriyorum. Adamlar kayınpeder damatken dünür olacaklar bak şimdi. Her şeyin ucu kaçtı. Şimdi Sinan Bey böyle duruyor Hasan Bey'in yanında. Çünkü damadı onun. Saygısızlık yapmak istemiyorum abla. Damadı adamın evet. Ya. Kızını sevmiş, almış. Sultan'la evlenmiş damadı. Ve şimdi siz de anlamak istemediğiniz zaten zor durumda adamcağız. Bir de diyorsunuz ki siz de bazen yapıyorsunuz bunu. Sinan Bey niye Hasan Bey'e böyle böldü? Ya orada
Hasan Bey'in ağzından dün de söyledim, ateş çıkıyor. Sinan Bey ne diyecek orada? Birbirlerine girecekler. Aynen öyle. Yani bunlar iki dünür olamaz. Nasıl olacaklar? Ya bu çocuklar bu aileyi bir kenara bırakacaklar, evliliklerine bakacaklar? Çok zor. Ben Sinan Bey'i de anlıyorum. Çünkü burada dize getiremediğimiz Hasan Bey var.